Bu videodaki konu başlığım narsist yaşlandıkça değişir mi? Ya da narsiste neler olur? Evet, bu soruyla çok karşılaşıyorum arkadaşlar. Narsist yaşlandıkça değişir mi, düzelir mi, iyileşir mi, kötüleşir mi? Ne olur gibi bazı sorular var. Şöyle ben konuya girmek istiyorum. Şimdi narsist baktığımız zaman aslında ilk başta etrafında çok insanlar, çok kişiler olan birisi. Çünkü işte ailesi olsun, arkadaşları olsun, çevresi olsun, eşi olsun, eşinin arkadaşları, dostları, şunlar bunlar. Şimdi bunların yavaş yavaş etrafından gittiğini düşünün. Çünkü narsistin etrafındaki insanlar onu zamanla keşfettikçe, onun ne kadar yalancı, onun ne kadar güvenilmez, onun ne kadar aslında gerçek bir kişiliği olmayan, onun ne kadar öfkeli, onun ne kadar empatisi az olan, onun ne kadar bencil olduğunu anlayan insanlar yavaş yavaş narsistin etrafını boşaltmaya başlarlar. Ve narsist yavaş yavaş yalnız kalmaya başlar. Ve bu yalnızlık işte eşi terk eder, sevgilisi bırakır ya da arkadaşları onun ne olduğunu anlamıştır. İşinde zaten çok büyük böyle hayaller peşinde koştuğu için kendi kapasitesinin dışında projeler üretmeye kalktığı için de hep işinde kaybeden olmuştur. Dolayısıyla da bir yalnızlaşma söz konusu olur narsistin hayatında. İşini kaybeder, eşini kaybeder, çocukları artık onunla konuşmaz hale gelir. Sadece paradır narsistin kontrol edebildiği tek nokta. Yani çocukları eğer hala onunla irtibattaysa işin ucunda muhtemelen para vardır ya da onundan kalacak olan miras vardır. Şu vardır ki yani çocuklar bir şekilde onun yüzünü gülüp burayı kesmemek adına ya da hala çocukları bir şekilde manipüle edebiliyordur. Ya da eski sevgilisi, eski karısı diyelim. Ama herkes aslında bu kişinin gerçek yüzünü öyle ya da böyle görmüştür. Ve artık onunla hiçbir şekilde duygusal bir bağ kurmamaya çalışıyordur. Tabii ki bu da yaşlanan narsistin beslenmesini engelliyor arkadaşlar. Çünkü narsist neyle besleniyordu? Karşıdaki kişinin duygularıyla, karşıdaki kişinin zaaflarıyla, onların korkularıyla, onları bir şekilde yöneterek, köleleştirerek onlarla besleniyordu. Onların ona verdiği tepkiyle, onları ezmesiyle, kendini onlara yansıtarak içindeki kötülükleri ben değilim, onlar sizsiniz, onlar sensin, o sensin, ben narsist değilim, narsist sensin, sen kötüsün, sen anlamıyorsun gibi diyerek olayları hep böyle bir twist yaparak yani döndürüp evirip çevirerek karşıdaki kişilerin kendinden şüphelenmesini sağlıyordu. Ve artık kişiler bunu anladıktan sonra bir yavaş yavaş kendi dünyalarına dönüyorlar ve narsist kişiyi yalnız bırakıyorlar. Bu biraz da hep şu aklıma gelir benim izlediğimiz eski Türk filmleri vardı. Bizim zamanımızda çocukluğumuzda hep böyle bir sonunda erkek giderdi bir kulübede tek başına yaşardı işte bir dağın başında yanında köpeği olurdu. İşte kimse beni anlamadı, kimse benim kıymetimi bilmiyor, değerimi bilmiyor diyerek olay film öyle biterdi. Şimdi narsistin sonu da bir eğer erkek narsiste böyle bir şeye yanaşıyor arkadaşlar. Yani bir yalnızlaşma, insanlardan uzaklaşma, kendini pazarlayamadığı, kendini satamadığı yerler artık yavaş yavaş azaldığı için narsist eninde sonunda kendi ailesinin olduğu yere, kendi ailesinin doğup büyüdüğü yere dönmeye çalışır. Çünkü kala kala bir tek orası kalmıştır. Hani onun çocukluğunu bilen, onun daha o masum hallerini tanıyan ya da onun ailesini tanıyan kişiler tarafından daha onları kandırma ihtimali orada vardır. Ve orada yine beslenmek için bazı malzemeler elinin altında bulundurabilir. Şimdi İşte bu yüzden de şöyle bir bakarsanız eğer kime sorarsanız sorun narsistle yaşayan her birey bir bakmış ki öyle ya da böyle narsistin ailesinin olduğu şehre taşınmışlar. Öyle ya da böyle narsistle ailesinin aynı sokakta ya da aynı apartmanda oturmaya başlamışlar. O kadar çok narsist sizi o kendi oluşturduğu çekirdek ailesini kendi anne babasının olduğu aileye taşımaya çalışır ki amacı budur zaten. Çünkü narsist için gerçek aile demek onun kendi annesi, babası, kız kardeşi, abisi, ablası her neyse onlardır. Onlara karşı kızgındır, küstürler, konuşmuyorlardır ama narsist için aile kavramı orasıdır. Çünkü o hep ergendir, büyümemiş, kötü bir çocuktur narsist. Ve dolayısıyla da onlara karşı olan yarım kalmış bir şey vardır ve hep ailesinin yanına taşımaya çalışır sizi. Ve hatta ailesinin yanına taşıyarak da orada sizin arabuluculuk yapmanızı sağlar. Onu bekler sizden çünkü o kendi beceremiyordur. Ama aynı zamanda onlarla samimi olmanızı da istemez. Orada da yine baltalama yöntemine girer.
Ha şimdi aile böyle şimdi böyle narsist yaşlandıkça ne yapıyor demiştik? Ailesinin olduğu semte, şehre, köye, her neyse artık orası oraya taşınır. Ya isterseniz yanında artık hala sizi kandırabiliyorsa, işte çocuklarınız, ekonomik durumunuz, şu bundan bundan dolayı ve hali bağımlılığınızdan dolayı ya da artık sizi inandırmışsa siz onsuz yapamazsınız, tek başınıza bir işe yaramazsınız, çirkinsiniz, zayıfsınız gibi size bunları inandırmışsa onun kölesi olarak kalmaya devam eder gidersiniz ya da artık siz de reste çekip yo hayır ben gelmeyeceğim sen gidebilirsin deyip siz kendiniz için bir şeyler oluşturmaya başlamışsınızdır. Öte tarafta narsist de şimdi etrafındaki kişiler, beslendiği kişiler azaldığı için ya kedisine, köpeğine, çalışanına ya da etrafında işte böyle kiracısı varsa diyelim kiracısına bazı insanlarla beslenmeye çalışır. O insanlar da narsistin egosunu eğer beslemiyorlarsa hani ona karşı böyle ya olmaz deyip tavır koyuyorlarsa onların narsistin istediği biçimde davranmıyorsa bu sefer onlara karşı da kötü olmaya başlar ve çünkü narsistin çok büyük öfke problemi var arkadaşlar. Bastırılmış bir öfke problemi vardır ve bu öfkesini bir şekilde bir yerlere projeksiyon yaparak bir yerlere yansıtarak bundan kurtulması gerekiyor. Şimdi böyle insanlar azaldığı zaman çevresinde eşi yok, sevgilisi yok, çocukları yok, köpeği kedisi yok. Bu öfkesini artık kendine kalmaya başlar. Yani kendi kendini zehirlemeye başlar. Çünkü onların öyle küçük şeylerden mutlu olacak bir hayata bakışları yoktur. Empatileri, heyecanları olmadığı için, duyguları olmadığı için de o öfkenin içinde boğulmaya başlarlar. Aşırı asabi, aşırı sinirli, aşırı böyle ona buna sinirlenen, artık iletişim kurarken de bir türlü hani o şeye giremeyen, hani rol yapıyor ya başkalarına karşı ben harika birisiyim deyip aşırı iyi davranıyor ya. Çünkü kime sorsanız aa o çok iyidir diyor ya sizin için. Artık onu yapamamaya başlıyor. Hani böyle pili biten şeyler gibi ne diyeyim radyolar olurdu eskiden böyle bir arızalı ses çıkartırdı. Yeni pil isterdi ya da işte şarj edilmesi gerekiyor. Bir şeyler eksik artık böyle ya da televizyon gibi düşünün böyle bir görüntü geliyor gidiyor. Çünkü onu depolaması gerekiyor. Bunu yapamadığı için de narsistin bu öfkesi kendi içinde kendine zarar vermeye başlar arkadaşlar. Onun öfkesi, kızgınlığı yüzünden, mimiklerinden okuyabilir hale gelirsiniz. Hani soruyorsunuz ya acaba narsist düzelir mi yaşlandıkça diye. Hayır arkadaşlar narsist yaşlandıkça düzelmiyor. Yalnız kaldıkça onu yalnız bıraktığınız sürece kendi zehri içinde boğulmaya başlıyor. Düzelmiyor. Çünkü onun beslenme kaynakları sizin gibi güzel insanlar, duyguları olan insanlar, değerli insanlar, akıllı insanlar ve yardımı seven insanlar olduğu için. Şimdi siz de bunu anlayıp onu yalnız bıraktığınızda narsist tıpkı bir akrep gibi hani kendi kendini sokmaya başlıyor. O zehri içine akıtmaya başladıkça ne oluyor? Daha da kötüleşiyor. Tabii ki bu sefer de hani isyanlar başlıyor onda. Niye diyor bu insanlar hani beni çok seviyordu arayıp sormuyor. Şaşırıyor. Çocukları niye onu arayıp sormuyor diye çok şaşırıyor. Eski karısı, eski sevgilileri onlarla irtibata geçmek istiyor. Fakat onlar da böyle sınır çizmeye başlayınca orada da şaşırmaya başlıyor. Nasıl olur diyor ya bunlar beni çok seviyorlardı. Bunlar benim için ölüyorlardı. Bunları ben elimde oynatıyordum zamanında. Nasıl olur yani bunlar beni böyle bir sevmezler, beni istemezler deyip daha bir ikinci bir kötü döngüye giriyor arkadaşlar. Ve böylelikle de narsist bir yerde bir köşede tek başına hayatı sonuna kadar öyle yaşıyor. Hani aslında öyle hani derler ya etme bulma dünyası. Aslında onun gibi bir şey yaşıyor narsist. Ve tek başına bir yerlerde ne yazık ki yaşlılıkları öyle geçiyor. Tabii ki yanında çok böyle köleleştirdiği birileri varsa hala oralarda yakışık alıyor ama narsist dediğim gibi eninde sonunda yaşlılığına doğru arkadaşlar kendi ailesine hep zaten aslında kendi ailesine dönmek istemiştir. Sizi hep oraya götürmeye çalışmıştır. Ve en de sonunda oraya döner ve orada hayatı sonlanır. Sonuna geldim. Evet, kitabı sormuşlar arkadaşlar. Kitabı sesli olarak benim sesli kitap dinle üyeler bölümüne tıklar oraya üye olursanız oradan kitabı sesli olarak dinleyebilirsiniz. Çok cüzi bir miktar ödemeniz gerekiyor sanırım. Evet, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay arkadaşlar.